Dediği gibi salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin viladetinin yıl dönümüdür. Şimdiden bütün insanlık için, bütün Müslümanlar için ve bütün halklarımız için Allahu Teala hayırlı ve mübarekesini inşallahü teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin viladetini kutlarken şüphesiz ki onu hatırlamak çok önemlidir. Ve Peygamber Efendimiz hayatına baktığımız zaman Peygamber Efendimizin bütün insanlık için bir rahmet olarak gönderildiğine şahit oluyoruz ayet-i kerimelerin ifadesiyle. Ki Allahu Teala şüphesiz ki biz seni bütün alemler için rahmet olarak gönderdik. Peygamber Efendimiz rahmet olarak gönderilmiştir ve hakikaten onun hayatına baktığımız zaman o insanlık için rahmet olmuştur. İnsanlığın kurtuluşu için hidayet olmuştur, rehber olmuştur. Dolayısıyla hususen özellikle bu İslam coğrafyasının üzerinde oynanan günümüzdeki fitnelerin, fesatların, katliamların yaşandığı bu günlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yaşamaya, onu tekrar tanımaya, onunla tekrar dirilmeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Dün insanlık nasıl onunla kurtulduysa bugün tekrar ancak onunla kurtulması mümkündür. Ve dün insanlık nasıl peygambere, vahye sırt çevirdiği için her türlü zulmü yaşadıysa, her türlü haksızlığa maruz kaldıysa, her türlü fitne ve fesadın içerisinde yok olduysa ve peygamberin gelişiyle ona insanlığın tabi olmasıyla insanlık nasıl kurtulduysa biz inanıyoruz ki bugün de tekrar şu anda var olan bütün bu musibetlerin, bu fitnelerin ortadan kalkması ancak Resulullah'a tekrar tabi olmakla bu mümkündür. Hiçbir çare, hiçbir çözüm bu halkı bir kez daha kardeş yapmaya, bir kez daha bir arada huzur içerisinde yaşatmaya muktedir değildir. Bunun tek çaresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için böyle bir münasebetle biz yine insanlarımıza, halklarımıza diyoruz ki bunun çaresi Resulullah'tır. Gelin hep beraber bir kez daha Resulullah'ı tanıyalım, onu yaşayalım, ona tabi olalım ki bu sıkıntılardan bir kez daha kurtulalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlık için, bütün mahlukat için rahmettir. Irk, din, dil ayırt etmeksizin bütün insanlığı kuşatmıştır ve onları kardeş yapmıştır. Bilal-i Habeşleri, Süheyb-i Rumileri, Selman-i Farisileri ve her ırktan, her dinden, her renkten olan insanları İslam'ın potasında eritip bir tek vücut haline getiren şüphesiz ki Resulullah'ın getirdiği mesaj olmuştur. Bugün ırkçılık adına bu coğrafyalar üzerinde akıtılan bu kadar kanın çaresi, bu kadar insanlığın tekrar bu halden kurtulmasının çaresi bir kez daha söylüyoruz ki Resulullah'tır. Onun için bundan muzdarip olan her bir Müslümanın mutlaka ama mutlaka Resulullah'ın hayatını yaşamaya, onu kendisine rehber etmeye ihtiyacı vardır. Bundan başka çaremiz yoktur. Bir kez daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerini tebrik ediyor ve bütün insanlık için barışa, huzura, kardeşliğe vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyoruz. Tabi böyle bir münasebetle nasıl değerlendirmemiz gerektiği hususunda birkaç söz söylemek gerekirse dediğimiz gibi Resulullah'ı anmalı, onu yaşamalı, onun sünnetini sadece ibadetlerimizde değil hayatımızın her alanında sünnetini ihya etmeli, ruhumuzda onu
yer etmeli. Böyle bir gecede mümkün mertebe bütün çoluk çocuğumuzla beraber camilerde onun onu hatırlamalı, camilerde bir araya gelmeli, Kur'an okumalı, salavat-ı şerifler getirmeli, tövbe etmeli, dua etmeli. İnsanlığımızın barışı, huzuru için bütün bunları yapmak en doğru olandır inşallahü teala. Ama sürekli olan ise Resulullah'ın hayatına sahabe misali sahip çıkıp ona tabi olmalı ve bu şekilde kurtuluşa ermenin yolunu takip etmeliyiz. Allahu Teala Peygamber Efendimizin mevlidini bütün insanlığa hayırlara vesile etmesini Yüce Allah'tan temenni ediyoruz.